Merhaba ben Mesut Çevik. Yeni videoyla birlikteyiz. Bu videoda MSI'nin Z490 Ice modeli anakartını tanıyacağız. Anakart hemen yarı başımda şu anda kurulu ve çalışmakta. Üzerinde Intel'in 10. nesil 10900K işlemcisi yer alıyor. Ve bu anakartla birazdan göstereceğim sizlere. BIOS'ta birkaç adımla bu işlemciyi 5 GHz'de çalışacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Anakart genel tasarımıyla aslında hızlıca anlaşılabileceği gibi üst seviye bir anakart ve 10. nesil Intel işlemcilerin hız aşırtma ihtiyaçlarını dahi görebilecek nitelikte donanımsı özellikler taşıyor. Hız aşırtma dediğimizde tabii ki iki tane unsur var. Bir tanesi işlemcinin ihtiyaç duyduğu gücün rahat bir şekilde sağlanabilmesi Yüksek düzey kalitede 16 fazlı bir güç ünitesi işlemci etrafını yerleştirilmiş durumda. Aynı zamanda soğutma, anakart üstünde bulunabilecek her boşluğa Isı plakalar yerleştirilmiş durumda. 16 fazla bu güç ünitesi de özel ısı ile soğutuluyor. Ve üst tarafta gördüğünüz bu büyük yapı içerisinde ufak bir fanda soğutmaya destek olması amacıyla yerleştirilmiş durumda. Bir dönem için anakartlarda bu aktif fanları unutmuştuk ama yeni nesil AMD ve Intel sistemlerde tekrar fanlı soğutmanın anakartlara geri döndüğünü görüyoruz. Aynı zamanda anakartlarda artık performans dendiğinde ihtiyaçlardan bir tanesi de M2 slotlarının üstünde yer alan soğutucular, Ace modelinde soğutmaya her noktada önem verilmiş, M2 slotlarının üstündeki heatsinklerin de hem anakartı güzel gösterdiğini hem de takacağınız bütün M2'lerin bu soğutmadan yararlanabileceğini görüyoruz burada. Aynı zamanda yeni nesilden de yeni nesil bir oyuncu donanımı dendiğinde ne bekliyoruz? RGB aydınlatma. Tamam bir kısmımız beklemiyor ama bir kısmımız da bekliyoruz. Ben RGB aydınlatmayı seviyorum. Anakart üstünde RGB aydınlatma Ana kartın çeşitli noktalarında bize sağlanıyor. Mesela giriş çıkış portlarının bulunduğu arka soketin üst kısmındaki MSI logosu üstüne kalan o bölge tamamen RGB aydınlatmaya sahip. Aynı zamanda alt taraftaki Ace logosu yine 16 milyon renkle dilediğiniz gibi efektlerle aydınlatılıp zevkiniz uygun bir şekilde yanıp sönmesi sağlanabiliyor. Aynı zamanda ana üstünde hem işlemci soketine yakın hem de alt kısma konumlandırılmış olan Birçok MSI'nin Mystic Light LED çıkışları bulunmakta. Bu LED çıkışları sayesinde mesela bizim kurduğumuz sistemde yer alan su soğutma gibi Mystic Light destekli ürünlerinizi direkt bu soketlere bağlayıp MSI'nin yazılımı üstünden kontrol edebiliyor. Yanıp sönme şekillerini, renklerini değiştirebiliyorsunuz. Bizim sistemimizde mesela MSI'nin yine 5700XT ekran kartı yer alıyor ve onun üstündeki Mystic Light da anakartla uyumlu bir şekilde yanıp sönmekte. Bellek kitlerinizde eğer anakartın bu uyumunu destekliyorsa Mystic Light'ı anakartla uyumlu bir şekilde onların da yanıp söndüklerini görebilirsiniz. Ama tabii ki ışık sevmeyenlerdenseniz BIOS'a girip bütün aydınlatmayı direkt kapatabiliyorsunuz. Anakart üstünde bir aydınlatma sivici ayrıca konumlandırılmış durumda. Şimdi anakartta üst seviye dediğimizde soğutma, aydınlatma, güç yeterliliği falan dedik. Aynı zamanda Artık orta ve üst seviye anakartlarda standart haline alan DDR4 belleklerin metalle güçlendirilmesi, PCI Express yuvalarının metal kafeslerle güçlendirilmesini bu anakart üstünde de görüyoruz. Anakart arkasındaki giriş çıkış portlarına baktığımızda oldukça yeterli sayıda giriş çıkış portuna sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda burada 16 fazla güç ünitesini soğutmak için gerekli fanın hava çıkışı da konumlandırılmış. Ve bu anakart üstünde oldukça eskilerden kalma PS2 portlarına da yer verilmiş arka kısımda. Ya açık söylemek gerekirse ekstrem hız aşırtmacılar için yapılıyor bu. Çünkü ekstrem hız aşırtmada bütün USB portlarını kontrolcülerini kapatıp anakartta olabildiğince bütçe yaratmaya elektronik donanım ne kadar az kullanılırsa o kadar yüksek hızlara çıkılabileceği için bu tip donanımsal eski çözümlere yer verildiğini görüyoruz. Ama şunu söylemem lazım yani artık 2020 yılındayız. Kim kuru buzla bunun üstünde bir şey soracak? Bunu son kullanıcıya da satıyorsunuz. Bu PS2 portu yerine keşke iki tane daha USB portu konumlandırsaydınız. Evet arka tarafta yeterli sayıda port görünüyor ama bu anakartı alacak üst seviye kullanıcılar için port sayısı yetersiz arka tarafta. Daha fazla USB portuna yer verilmeliydi. PS2 portu nedir ya? Yani net söyleyeyim. Bu anakartta tasarım, her şey on numara. Ama arka taraftaki PS2 portuna ben bir anlam veremiyorum. Burada en azından ekstra 2 tane daha USB 3.1 portuna yer verilmeliydi. Benim düşüncem bu. Tabii arka portlar konusunda en üstüne durulmuş konulardan bir tanesi ağ bağlanabilirlik konusu. Bu anakart üstünde bir tane 1 Gigabit'lik, bir tane 2.5 Gigabit'lik kablolu bağlantı portu Ethernet kartı konumlandırılmış. Aynı zamanda Wi-Fi 6 destekli kablosuz bir ağ bağlantısı da var. Açık söylemek gerekirse hem ev hem de ofiste bütün ağ bağlantı ihtiyaçlarınızı bu anakartla rahat rahat görebilirsiniz. Anakart üzerine tabii ki sadece arka tarafta bize sunulan giriş çıkış portları değil, işte kasaya bağlantı esnasında kullanabileceğiniz veya kasa içerisindeki donanımları bağlayabileceğiniz giriş çıkış portları da oldukça önemli. Yeterli sayıda fan çıkışı ve USB ses bağlantısı, USB 3.1 bağlantısı anakart üstünde gerekli noktalara konumlandırılmış. Açık söylemek gerekirse üst seviye bir anakarttan beklentileri fazlasıyla karşılayacak bir modelle karşı karşıyayız. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş performans kısmını konuşmaya başlayalım. Anakart MSI'nin son yıllarda kullandığımız grafiksel arayüzünü kullanıyor ve bu grafiksel arayüzde sanki bir Windows programını kullanıyormuşçasına rahat bir şekilde BIOS'un bütün işlerine ulaşabiliyorsunuz. Dilerseniz Advanced modu açıp gelişmiş modda en ince detay ayrıntıya kadar elle değiştirebileceğiniz gibi dilerseniz basit moddayken anakartını size sunduğu araçları kullanarak BIOS update'ini gerçekleştirebilirsiniz. Donanımsı özellikleri ön izleyebilirsiniz. Hangi donanımın hangi sırayla açılışta devreye gireceğini işte USB'den mi bilgisayara başlatacaksınız, SS'den mi başlatacaksınız. Bunları seçip belirleyip kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi bu tarafta Advanced moda geldiğinizde bir çarpan değişikliğiyle hızlı bir şekilde işlemciyi 5 GHz'de alıp sürekli 5 GHz'de kalacak şekilde çalıştırmaya başlamanız olası. 10900K turbo frekansında 5 GHz'de çalışmak için dizayn edilmiş bir işlemci. Dilerseniz ufak bir çarpan ayarıyla bu anakart üstünde sürekli 5 GHz'de çalışacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tabii soğutmanızı güvenmeniz lazım. Ben MSI'nin su soğutmasını kullanıyorum bu tarafta. Siz de eğer hava soğutmanız veya su soğutmanız buna izin veriyorsa bu kapasitede çalışmaya işlemciniz sürekli 5G'lerde çalışacak şekilde bu anakart üstüne konumlandırıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi üst seviye anakart beklentilerini de hızlaştırmaya da geride bıraktığımıza göre bir beklenti de anakart üstündeki ses çıkışının da ses kartının da iyi olması. Bu anakart üstünde özellikle ses yongalarının bulunduğu kısım özellikle böyle zırhlanmış. Aslında son dönemde birçok anakart üreticisinin bunu yaptığını görüyoruz. ISS DAC konumlandırılmış. Yüksek çözünürlükte bu DAC aynı zamanda profesyonel kulaklıkları sürebilecek çıkış gücüne de sahip. Zaten bu kulaklığı takabileceğiniz yer de arka panelde ayrıca işaretlenmiş durumda. Ve MSI elektromanyetik dalgalanmadan olabildiğince korunduğunu buradaki yongaların ve iyi bir ses deneyimi için çalışıldığını söylüyor. Naimik Yazılımıyla da uyumlu çalışıyor. Anakartı aldığınızda, sürücüleri kurduğunuzda Naimik de aktif oluyor ve çeşitli ses efektlerini seçerek sesleri özelleştirebiliyorsunuz. MSI Meg Z490 Ace genel olarak başarılı bir anakart olmuş. Eğer üst seviye bir sistem kurmak istiyorsanız, üst seviye bir Intel işlemci ile aşıtma konusunda gerekli aksiyonlar konusunda size sorun yaratmayacak bir anakart arıyorsanız, Z490 Ace'i tercih edebilirsiniz, tercih listenizi alabilirsiniz. Eğer sistem toplarken bütçenizin içerisinde kalıyorsa da seçtiğinizde pişman olmayacağınız bir anakart. Bu videoda MSI'nin Z490 AC'nin öne çıkan özelliklerini size anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.